Ahmet Hakan, CHP'nin ekran yüzleri, CHP'nin kalemşorları. CHP'nin tüm ekran yüzleri, CHP'nin tüm kalemşorları. Bütün bir seçim süreci boyunca Kılıçdaroğlu'nun propaganda ekibinden daha fazla çalıştılar. Kılıçdaroğlu adına sağa sola cevaplar yetiştirdiler. Gazetelerinin birinci sayfalarını CHP afişi gibi hazırladılar. Kılıçdaroğlu güzellemesi yapmalara doyamadılar. Kılıçdaroğlu uğruna çeşitli manipülasyonlar yaptılar. Kılıçdaroğlu aldı götürdü. Bitti bu iş diye güya haber verdiler. Kılıçdaroğlu kazansaydı. Bu büyük zafer destanından kendilerine muazzam paylar çıkaracaklar. Zaferi sahiplenecekler. Makamlardan makam beğeneceklerdi. Kılıçdaroğlu kaybetti. Bırakın yenilgiden kendilerine pay çıkarmayı, şimdi çıkmış, hepsi bir ağızdan Kılıçdaroğlu başaramadı. İstifa etmeli diye haykırıyorlar. Gazetecilik yerine siyasetçilik yapmanın bir bedeli vardır. O bedelde mağlubiyeti ortak olmaktır. Mağlubiyeti anadan öksüz, babadan yetim bırakmamalıdır. Mağlubiyeti tek başına Kılıçdaroğlu'nun sırtına yükleyip sıvışmaya kalkmamalıdır. Başaramadık diye medyadan istifa etmek, ekranlardan çekilmek bir yoldur mesela. Bu yol zor geliyorsa, siyaseti beceremedik, elimize yüzümüze bulaştırdık. Bırakın profesyonel mesafeyi, asgari mesafeyi bile unuttuk. Pişmanız, ne damet getiriyoruz falan diye esaslı bir öz verebilirler. İkisini de yapmıyorlarsa hiç değilse Kılıçdaroğlu istifa derken biraz mahcup olmayı deneyebilirler. Demirtaş olayı HDP gibi bir partinin öncü isimlerinden birinin aktif politikayı bırakıyorum demesi çok ama çok zordur. Nedenlerini sıralamaya gerek yok. Bu açıdan Selahattin Demirtaş'ın aktif politikayı bırakıyorum demesi çok önemli. Gerçi bu aşamada bırakıyorum diye bir açık kapı bıraktığını ve bunun da akla Teoman'ın müziği bırakma yöntemini getirdiğini de atlamamak lazım tabii. Ali Koç'la Kılıçdaroğlu arasındaki benzerlikler. İkisi de yenilgilere karşı bağışıklılık kazanmış durumda. İkisi de her durumda önümüzdeki maçlara bakmaya teşne. İkisi de istifa etmeyi görevden kaçmak olarak görüyor. İkisinin de dağarcığında istifa diye bir kelime yok. İkisi de mazeret bulmakta çok mahir. İkisi de kendilerinden ziyade kazananı yorumlamaya meraklı. Bir seçim kazanma makinesi olarak Tayyip Erdoğan. Tek kişilik bir ordu gibi. Kitleyle arasında büyülü bir bağ var. Kalabalığı görünce bambaşka biri oluyor. Hiçbir boşluk bırakmamak gibi özelliğe sahip. Rakibinin açıklarını çok iyi fark ediyor. Tekrar etmekten asla kaçınmıyor. Toplumu çok iyi tanıyor. Kahvehane muhabbetlerini sezgisel olarak tahmin edebiliyor. Kimleri dışlayıp kimleri sarıp sarmalayacağını çok iyi biliyor. Düşman edinmekten hiç çekinmiyor. Meydan okuma konusunda üstüne yok. Kaybetmeye iyi gelecek şeyler. İnkar aşamasını hemen terk edip hızla kabullenme aşamasına geçmek. Benim tuzum kuru. Ekonomi batacak türü avuntularla vakit kaybetmemek. Öfke aşamasında hemen bir AK Partili ile arkadaş olmak. Gaz verenlerden, umut pompalayanlardan uzak durmak. Bir daha kendimi bu denli kaptırmayacağım diye yemin etmek. Halk TV, Sözcü gibi depresyon aşılayan mecralara bir süre mesafe koymak. 21 yılda yapmadıklarını niye şimdi yapsınlar diye fikir yürütmek. Twitter'ın yüzüne bile bakmayıp Insta'ya yoğunlaşmak. Dombra'dan keyif alıp arada Türkiye yüzyıl başlıyor diye mırıldanmak. Ömer Çelik'ten üzülenlere. Şöyle demiş AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Burası hepimizin vatanıdır. Hiçbir vatandaşımızın incinmesini, üzülmesini istemeyiz. Kendi düşüncesinin seçimlerde kaybettiğini düşünenler şunu unutmasın. Türkiye büyük ülkedir. Hiç kimse bir diğerinin hayat tarzının üzerinde baskı kuramaz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun... Her vatandaşımızın desteğine, nefesine, gayretine ihtiyacımız var. Seçimlerde siyasi rekabet söz konusudur. Husumet söz konusu değildir. Kaybeden adaylardır. Hangi partiye oy verirse versin, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır. Tek kelimeyle muhteşem bir açıklama. İşte ihtiyacımız olan yaklaşım budur. Teşekkürler Ömer Çelik. Çok teşekkürler. AK Parti İstanbul'u yeniden kazanabilir mi? Ta en baştan beri doğru dürüst bir Ekrem İmamoğlu politikasını bir türlü oluşturamadılar. Bunu başarabilirlerse kazanabilirler. İktidar diliyle değil, muhalefet diliyle olaya yaklaşmaları gerekiyor. Bu yaklaşımı inandırıcı biçimde hayata geçirirlerse kazanabilirler. Rakibi ciddiye alarak, rakibi küçümseme yanlışına düşmeyerek, rakibin doğrularını da, yanlışlarını da ifade ederek yürürlerse kazanabilirler. İktidarda olmanın getirdiği avantajları rakibe karşı orantısız ve haksız biçimde kullanmamaları gerekiyor. Yaparlarsa kazanabilirler. Vicdan sahibi insanlara, bunlar rakibe haksızlık yapıyorlar, bunlar rakiplerini mağdur ediyor dedirtmezlerse kazanabilirler. Genç, dinamik, enerjik, projeci, çözüm odaklı bir adaya ihtiyaçları var. Kendi aralarında birlik olup böyle bir adayın arkasında dururlarsa kazanabilirler. Bundan böyle, bundan böyle 4,5 sağ parti. Alacağımızı aldık deyip CHP'nin kapısından bile geçmez. Bundan böyle CHP'den her kim Babacan'la Davutoğlu'yla birlik olalım falan dese resmen taşlanır. Bundan böyle HDP cız bir parti. Kendisine yaklaşılması öyle kolayca alınacak bir karar olmaz. Bundan böyle bakan olacağım, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diyerek milletvekilliği adaylığından feragat eden pek çıkmaz. Bundan böyle hiçbir aday ittifakındaki partilerin olası oylarını alt alta koyup toplayarak yola çıkmaz. Ahmet Hakan Selçuk Türk Yılmaz. Balkan şehirlerinin futbol coşkusu siyasi bilince nasıl dönüştü? Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte başta Türk ve İslam coğrafyası olmak üzere birçok batı şehrinde sokaklara dökülen insanların sevinç gösterisi çok da yabancısı olmadığımız bir manzaraydı. Aslında çok uzak olmayan tarihlerde Türkiye'nin herhangi bir uluslararası futbol müsabakasında elde ettiği zaferden sonra bugünkü görüntüleri aratmayan coşkulu kalabalıkları sokakta görüyorduk. O zamanlarda bu coşkunun içten içe futbol başarısını aşan bir bilince işaret ettiğini biliyorduk fakat Türkiye'nin ortaya çıkan bu duygu ortaklığına ne kadar karşılık verebileceğine dair net cevaplarımız yoktu. İlk sevinç gösterileri hangi şehirde ortaya çıktı tam olarak hatırlamıyorum ama galiba bu alanda da Balkan şehirleri öncüydü. Gerçi futbol takımlarının yükselişe geçmesinde Balkan şehirlerinin etkisini benden daha iyi analiz edenler çıkacaktır fakat 90'ların başında bir zamanlar büyük acılarla geride bıraktığımız şehirlerin sokaklarında gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini görmemek mümkün değildi. Balkan şehirlerinde ortaya çıkan spor coşkusunun yakın coğrafyamızın sokaklarına dalga dalga yayılacağını ve bunun zamanla yeni bir siyasi bilince evrileceğini düşünmek için 90'ların başı çok erkendi buna rağmen Türkiye'ye yönelen bakışlar açıkça bizde bir şeylerin değişmesi gerektiğini gösteriyordu Kuşkusuz Türkiye, Bulgaristan Türklerinin sürgünüyle büyük bir sıkıntı yaşamıştı fakat Bosna'da bütün dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım, soğuk savaş döneminin kalıplarının kırıldığını gösteriyordu. Artık yeni bir dünya vardı ve Batı egemenliğinin yıkıcılığını bütün şiddetiyle yaşayacaktık. Bosna, Cezayir, Irak ve Azerbaycan'da yaşanan felaketler, bozgunda fetih düşleri görmeyi engelleyecek kadar büyüktü. Nitekim bu yıllarda sokakları harekete geçiren ve büyük bir coşkuya sebep olan başarılardan da bahsedemiyoruz. Uzun uzun tasvir etmenin bir gereği yok ama Sayın Erdoğan'ı 2009'da Davos dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda karşılayan coşkulu kalabalık bir şeylerin değişmekte olduğunu göstermeye yeterdi. Sayın Erdoğan aynı coşkuyu 2013'te Kuzey Afrika dönüşünde yaşadı. Artık bu sıradan bir olay olmaktan çıkmış yeni bir siyasi bilinç iyice şekillenmişti. Coşkulu kalabalıklar hava alanına giden yolların kapanmasına neden olmuştu. Halbuki öğle vakitlerinden itibaren bizlere kadar gelen haberlere göre karşılama töreni yapılmayacaktı. Bu yönde haberleri yayanlar kimlerdi bilmiyorum fakat başta İstanbullular olmak üzere yüzbinler sokaklara dökülmüş yeni bir siyasi bilincin bütün unsurlarını temsil edercesine lideri karşılamaya gitmişti tekrar eden bir tavır olduğuna göre lider büyük bir milletin arkasında durduğunu hissedebilirdi. Dik dur, eğilme bu millet seninle sloganının bu olay vesilesiyle ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Bu coşkuyu lider kültü gibi kavramlara sığdırmanın anlamsızlığı ortadayken özellikle 2013'ten sonra aslında yanlış yerde kullanılan biat kültürü gibi kavramların dolaşıma girmesini ve yaygın kabul görmesini yadırgadım. Çünkü açıkça aşağıdan yukarıya doğru hareket eden bir siyasallaşma modeline bizzat tanık oluyorduk. Bu modelin yansımalarını 15 Temmuz'da bir daha gördük. Sokaklar yine hareketlendi ve yeni siyasi bilinç sokakları şekillendirdi. O gece sabaha kadar Balkanlardan başlayarak yakın coğrafyamızın tamamında Türkiye için dualar edildi. Adeta yeni bir siyasi tutum şehirlerimize dalga dalga yayıldı. Bunu da lider kültü gibi kavramlarla izah etmek isteyenler çıkacaktır fakat hadiseleri kendi gerçekliği içinde göremedikleri ve bize ait kavramlarla düşünmedikleri için gelişmeleri yorumlayamadılar. Örneğin batı şehirlerinin sokaklarında seçim sandıklarına ulaşmak için kitleler halinde seyahat eden insanların dini bir vecibeyi yerine getirir gibi sükunet içinde hareket ederken oy verme işlemini aynı anda milli bir bayram sevincine çevirmesi üzerinde düşünmek gerekir. Bu kadar büyük ve önemli bir olay ödünç kavramlara hapsedildiğinde sokaklardaki coşkunun anlaşılması mümkün değildir. Bu kez aynı sevincin ve merakın 28 Mayıs'tan sonra başta Azerbaycan olmak üzere Türkistan'ın tarihi şehirlerinde de ortaya çıktığını görüyoruz. Elbette Azerbaycan sokaklarına yansıyan sevinci ayrı tutmak gerekir. En azından Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'ndan sonra Azerbaycan Türkleriyle duygudaşlığımız çok derinlere işlemiştir. Bu duygu ortaklığının sınırlarını gösterebilmek çok kolay değil fakat 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bu hepten imkansız hale geldi. Bunun yeni bir durum olduğu çok açıktır. Selçuk Türk Yılmaz